Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün değişik, farklı bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün ilk kez bir Japon viskisi inceleyeceğiz. Daha önce defalarca talep geldi. Fakat yüksek fiyatlardan dolayı bir türlü alıp incelemesini yapamamıştım. Bugün nispeten uygun fiyatlı bir harman viski, Akashi'yi hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Akashi arkadaşlar, Igoshima Shuzo damıtım evinden çıkan bir harman viski. Diğer bir adı damıtım evinin White Oak Distillery arkadaşlar. Aslına bakarsanız damıtım evi çok özel bir damıtım evi. Japonya'da kurulan ilk damıtım evi ve Japonya'da viski üretim lisansı alan aynı zamanda ilk damıtım evi olma özelliği taşıyor. Tabii sektörde yanlış bilinen doğrular var. O da şu arkadaşlar. Japonya'da kurulan en eski damıtım evi arkadaşlar bu Akashi viskilerinin üretildiği Igoshima Shuzo damıtım evi arkadaşlar. White Oak Distillery. İlk kurulan damıtım evi. Ancak bu damıtım evi arkadaşlar en eski damıtım evi, ilk lisans alan damıtım evi 1919 yılında lisans aldılar. Fakat uzun yıllar viski üretimi yapmadılar. Dolayısıyla Japonya'da üretilen ilk viski Yamazaki arkadaşlar. 1923 yılında kurulan Yamazaki damıtım evinden çıkan viskiler Japonya'da üretilen ilk viskiler. Düşünün yani viski üretimi 1923'te başlıyor Japonya'da ama bu damıtım evi arkadaşlar, Igoshima Shuzo damıtım evi, White Oak damıtım evi 1919'da viski üretim lisansı almış. Dolayısıyla ilk damıtım evi, viski üreten viski lisansı alan ilk damıtım evi bu arkadaşlar, Igoshima Shuzo. İlk viskiyi de Yamazaki üretmiş 1923 yılında. Şimdi arkadaşlar tabii bu damıtım evi 1919'da ilk lisans alan, viski lisansı alan damıtım evi ama 1888 yılından beri içki damıtıyor. Yani viski değil ama sake ve soşu arkadaşlar üretiyor bu damıtım evi. 1960'lı yıllara kadar 1888'den 1960'lı yıllara kadar soşu ve sake üretiyor. Sonrasında viski üretimine başlıyorlar ama dediğim gibi 1919'da viski lisansı alan ilk damıtım evi arkadaşlar. Ve bu damıtım evinin arkadaşlar bir özelliği daha var. Japonya'da denize sıfır yerleşkesi bulunan tek damıtım evi. Bu damıtım evi arkadaşlar Igoshima Shuzo ailesi tarafından kurulmuş. Halen de bu aile tarafından yönetilen bir damıtım evi. Şu anda 8. kuşak üyesi Mr. Hiroishi tarafından devam ettiriliyor arkadaşlar faaliyetine. Bu Akashi'de arkadaşlar bu Igoshima Shuzo damıtım evinden çıkan bir harman viski dedik. Bilinen adıyla White Oak Distillery. Bu harman arkadaşlar, bu harmanlar sake ustası Toji tarafından harmanlanıyor. Bu harman içerisinde arkadaşlar %70 tahıl viskisi, %30 malt viskiler bulunuyor. Ki bu malt viskilerin üretiminde kullanılan, bu tahıl ve tahıl viskilerinin üretiminde kullanılan tahıllar ve arpalar arkadaşlar bir kısmı Japonya'da üretiliyor, bir kısmı da yurt dışından ithal ediliyor. Bu şekilde harmanlanıyor arkadaşlar. Bu viski arkadaşlar, bu harman viski 3 yıl hogshead, minimum 3 yıl hogshead fıçılarda ve 2 yılda white oak, beyaz meşe fıçılarda olgunlaştırılmış viskilerden harmanlanıyor. Yani yaş belirtilmeden %40 alkol derecesiyle şişeleniyor fakat minimum 5 yıllık bir viski olduğunu biliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar bu firmanın soşu ve sake ürettiğinden bahsetmiştim. Sake hepimizin bildiği pirinç şarabı biliyorsunuz. Soşu ise biraz daha karmaşık. Soşu arkadaşlar arpa, kara buğday, tatlı patates, pirinç ve esmer şekerden damıtılan bir Japon içkisi arkadaşlar. %25 alkolle şişeleniyor. Bu firma soşu üretiyor ve aynı zamanda pirinç şarabı sake üretiyor. Zaten uzun yıllarda
bu ürünleri üretmişler. Çok geç viski üretmeye başlamışlar. Dolayısıyla Japonya'nın ilk lisanslı viski damıtım evi olmasına rağmen viskilerini geç 1960'lı yıllarda damıtmaya başlamışlar. Bunun dışında arkadaşlar bu Akashi'lerin arkadaşlar bu viskilerin Japonya'daki ekspresyonlarında melas denilen şeker pekmezi de kullanılıyor. Şeker pekmezi arkadaşlar Avrupa ve Amerika'da şeker pekmezi kullanılan içkiler rom kategorisinde değerlendiriliyor. Viski kategorisinde değerlendirilmiyor. Dolayısıyla Japonya'daki ekspresyonlarında melas yani şeker pekmezi kullanıyorlar. Ama Avrupa'daki ekspresyonlarında arkadaşlar kullanmıyorlar. Hindistan'da da mesela melas kullanılıyor arkadaşlar viskilerde. Ama Hindistan'da da bu viskiler rom kategorisinde değerlendiriliyor. Evet. Bu viskide arkadaşlar az önce de söylediğim gibi %30 single malt, %70 tahıl viskisi var. Dilerseniz kutuyu inceleyelim. Arkadaşlar %40 ile şişeleniyor. 50'lik bir şişeleme aslına bakarsanız. Yani biliyorsunuz Japon viskileri çok pahalı. Bundan mıdır bilmiyorum. Artık gelen şişelemeler 50'lik gelmeye başladı. Yine 70'lik de var ama blended viskiler özellikle arkadaşlar harman viskiler 50'lik gelmeye başladı. Hayırlısı olsun. Bunun fiyatı arkadaşlar 1350 lira. 50'lik yani normalde 70'lik olsa 2000 liraya falan denk geliyor. Ki hani basit bir harman viski aslına bakarsanız. Hani çok kompleks bir harman değil. Dolayısıyla en uygun fiyatlı Japon viskilerinden bir tanesi diyebiliriz. Ama ona rağmen hani 70'lik bazında 2000 liraya geliyor fiyatı. Bu da 50'lik şişelemesi 1350 lira fiyata bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kutuda Akashi Japanese Blended Whiskey yazıyor. Arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Üzerinde Japonca yazıları olan Japon markasıyla şişelenmiş her viski aslında Japon viskisi olmuyor. Yani hani İskoçya'dan hazır damıtılmış fıçıları alıp şişeleyebiliyorlar. Buna dikkat edin. Bu viski arkadaşlar %100 Japonya'da damıtılmış bir viski. Zaten eğer Japonya'da damıtılmamışsa blended viski yazar. Yani Japanese blended viski yazmaz. Dolayısıyla hani alırken dikkat edin. Araştırın. Yani her Japonca ismi olan işte her Japonca markası olan viski Japon viskisi olmayabiliyor. Özellikle Japonya'da damıtıldığına ve Japonya'da fıçılanıp şişelendiğine dikkat edin arkadaşlar. Bu da mesela %100 Japonya'da damıtılmış, şişelenmiş bir viski. Sadece içerisinde kullanılan işte tahılların az önce de bahsettiğim gibi tahılların ve arpaların bir kısmı yurt dışından geliyor. Bir kısmı Japonya'da üretiliyor tahılların arkadaşlar. Ama sonuçta %100 Japonya'da damıtılmış, harmanlanmış ve şişelenmiş arkadaşlar. Evet, kutu üzerinde şöyle Egashima Distillery diyor. Şurada da White Oak Whisky diyor. Yani her iki ismi de kullanıyor firma. Egashima Shuzu Distillery ya da White Oak Distillery olarak biliniyor arkadaşlar. Bunun dışında işte %40 şişelenmiş 50'lik onu belirtmişler. Blended Whisky evet. Japanese Blended Whisky. Şurada da yazdığı üzere şöyle bak yapalım. Onun dışında arkada arkadaşlar Egashima Shuzo firması diyor. Akashi şehrinde, Hyogo eyaletinde, Akashi şehrinde Japonya'da 1888'de kuruldu ve 1919'da viski damıtım lisansı aldı diyor arkadaşlar. Evet kutuda da bu şekilde basit sade bir kutusu var. Şirin 50'lik şişe olduğu için güzel bir kutusu var. Şirin bir kutusu var. Dilerseniz açalım arkadaşlar. Evet. Şimdi güzel 50'lik şirin bir şişesi var arkadaşlar. İksir şişesine benziyor. Japanese Blended Whisky. Kutuda yazan şeylerin aynısı. Şişede de yazıyor. Dilerseniz açalım. Çevir aç kapak arkadaşlar. Diğer Japon viskilerinde olduğu gibi.
Çevir aç kapak. Evet, tatlı bir burnu var. İlk koklamayla tatlı bir burnu var. Vanilya ve baharatlar geliyor arkadan. Kadehimize dolduralım. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar, ilk koklamayla burunda müthiş parfümsü bir kokusu var. Müthiş odunsu bir kokusu var. Vanilya geliyor arkadaşlar. Meşe karakteri çok yüksek. Baharatlı. Böyle kuru kayısı. Çok aromatik bir burnu var. Çok parfümsü bir burnu var. Çiçek kokuları geliyor. Kuru kayısı geliyor. Böyle biraz elma püresi gibi kokular geliyor. Baharatlar arkadaşlar. Böyle kimyon, kişniş gibi baharat kokuları geliyor. Biraz bal geliyor. Portakal arkadaşlar. Biraz böyle bodrum mandalinası gibi, portakal gibi narenciye kokuları geliyor. Evet, damakta bakalım. Damakta arkadaşlar biraz yakıcı, keskin, köşeli bir viski olduğunu söyleyebilirim. Aşırı baharatlı, böyle çavdar viskisi gibi arkadaşlar. Rye viski gibi baharatlı bir yapısı var. Yine kimyon, kişniş devam ediyor. Damakta tatlı, esmer şeker tatları arkadaşlar. Damakta çok çiçeksi ve meyvemsi değil, daha çok baharatlı arkadaşlar. Bitişte de kısa, böyle tatlı, baharatlı bir bitişi var arkadaşlar. İskoç viskilerinden çok farklı. Yani İskoç harman viskilerinden bugüne kadar en azından birlikte denediğimiz ya da benim denemiş olduğum onlarca harman viskisi İskoçların. Onlardan çok farklı olduğunu söyleyebilirim. İskoç viskilerine göre arkadaşlar burunda daha aromatik geldi bana. Damakta daha baharatlı. Yani burunda böyle İskoç viskilerini andırıyor arkadaşlar. Ama damakta daha çok Kanada rayını, yani çavdar viskisini andırıyor. Bitişte de kısa. Yalnız şunu söyleyebilirim. Çok hafif, çok kolay içimli bir viski arkadaşlar. Çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de, ülkemizde bulabileceğiniz en uygun fiyatlı Japon viskisi, Japon harman viskisi olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi 50'lik şişeleniyor. 1350 lira fiyatı var. Arkadaşlar, Japon viskilerine giriş viskisi diyebileceğim bir ekspresyon. Kesinlikle Japon viskilerini daha önce denemediyseniz ve ilk kez deneyecekseniz bu harman viskiden başlayabilirsiniz. Kesinlikle pişman olmazsınız. Ve hani fiyatı da Skoçlar kadar, İrlanda viskileri kadar, hani Amerikan viskileri kadar, Bourbonlar kadar hani hesaplı fiyatı olmasa da biraz yani Japon viskileri malum pahalı. Yine de bu fiyata güzel bir viski olduğunu söyleyebilirim. Makul bir fiyatı var. Diğer Japon viskileriyle kıyaslarsak makul bir fiyatı var. Denenebilir arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Japon viskilerine giriş seviyesinde güzel bir viski arkadaşlar. Evet. Bir incelemenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yine güzel bir tadımla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.